Yüreğimde gelen sesle Allah'a sesleniyorum. Vallahi çocuklarımız mümin bir fert olsunlar da, kızıyla erkeğiyle iffet abidesi olsunlar da, Allah'ın ve Resulünün sevdiği insanlar olsunlar da, vallahi ister pazarda limon satan bir esnaf olsunlar, billahi şu sokakları temizleyen güzel bir personel abi olsunlar, İsterse medresede dirsek çürüten talebe olsunlar, hiç fark etmiyor. Hepsi bizim için eşittir. Ama bir şart: Allah'ı ve Resulünü sevecekler. Ve önemli bir şart daha, bununla beraber İslam ümmeti için gözyaşı, ter dökecekler. Kanlarını akıtacaklar. Her şeylerini sarf edecekler. Bencil Müslüman olmasınlar. Sopakları süpürsünler. Süpürgeyi vurdukları her anda Yemen'i düşünsünler. Limon satsınlar. Eline şu limonu aldığında bir müminin nasıl öldürüldüğünü düşünsünler, ağlasınlar. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum. Ben şahsım adına hiçbir şey istemiyorum. Ne olur sen de isteme. Şu dünya hayatında elde edecek kıytırık bir makama çocuğunu kurban etme. Etme. Doktor olacak diye namazsız bırakma çocuğu. Avukat olacak diye tesettüründen uzak kılma onu. Bırak. Kıytırık bütün makam ve mevkiler insanların olsunlar. Sen çocuğunu mümin bir şahsiyet olarak yetiştirmeye çalış. Bak, bu kadının bir derdi var. Tabir yerindeyse dili bir sopa olmuş. Huzeyfesini Mescid-i Nebevi'ye gönderiyor. Yallah diyor, yallah. Hele acıkmadı mı? Yok. Oğlum susadın mı? Yok. Terledin mi? Hanimiş bir de sırtındaki atleti çıkartalım. Yok. Oğlum sanki bugün az uyudun. Biraz daha uyu. Yok. Sütünü içtin mi? Yok. Resulullah'tan uzak mı kaldın? Koş Mescid-i Nebevi'ye. Lokantaya değil. Yemen'i ondan sonra git değil. Bir an peygamberden ayrı duramazsın. Sen nasıl bir terbiyeden geçtin dercesine oğlunu direkt Mescid-i Nebevi'ye gönderdi. Sen ve ben en kıytırık zamanlarımızda. Çocuk hele bir şöyle LGS mi HGS mi neyse artık, onlardan bir başını kaldırsın da bir nefes alsın, şöyle bir derneğe gitsin. Abileriyle iki muhabbeti patlasın, ondan sonra da eve gelsin tekrar dersini çalışsın diye sen çocuğunu buraya gönderiyorsun. Gönderme, gerek yok. Ben de göndermeyeyim, zaten böyle bir çocuğum.